düşlerde yolcu olanlar, düşlerle gelenin gerçeğin bir parçası olduğunu söylüyorlardı. Ve zaten gerçeğin kendisinin de bir düş. Ve insanlar onların yaptıklarında yaşamlarının sırlarını hatırlıyorlardı. Efendim, kısa bir özgeçmiş denir genelde. Bir sanatçıyla karşı karşıya kalındığında önce bu istenir. İşin en zor tarafı budur zaten bir sanatçı için. Kelimeye özellikle dikkatinizi çekerim. Özgeçmiş. Hani geçmiş yaşamınızı anlatın deseler belki biraz daha kolay sıyıracağız ama özgeçmiş dendiği zaman o öz zaten onunla meşgulüz. O özü anlamaya, o özü kavramaya, o özün hikayesine varmaya meraklıyız. E şimdi buna meraklı olan bir sanatçıya kalkıp bunun geçmişini anlatın dendiğinde her şey kilitleniyor aslında. E şimdi o kilidi açalım. Öze ilişkin hayallerimiz, öze ilişkin rüyalarımız ve öze ilişkin bildiklerimiz üçe ayrılıyor. Bir kere daha söyleyeyim. Bildiklerimiz, hayallerimiz ve rüyalarımız. Ve gerçekliğin aslında bu özümüzle ilgili hayallerde mi, rüyalarda mı yoksa bildiklerimizde mi yattığını anladığımız andan itibaren eser vermeye. Çünkü o ana kadar bütün hayatınızın serüveni bir şeylerin neye tekabül ettiğini, yaşamınızdaki adımların ve olayların neye tekabül ettiğini anlama esası üzerine kurulu. O hayaller, rüyalar ve bildiklerimize ilişkin veriler gelmeye başladıktan sonra el bunlara aracılık eder hale gelmeye başladı. Esas fonksiyonuna. Ki bunu birçok öğrencime de söylüyorum. Bileğinizin, yeteneğinizin ne kadar iyi olduğu tabii ki önemli. Yani bu sanatla uğraşıyorsunuz. Hele öyle plastik sanatlarla uğraşıyorsanız bileğiniz ve yeteneğiniz çok sağlam oturmuş olacak. Ancak kesinlikle yeterli değil. Gönlünüz ve zihniniz dolu olacak. Eğer gönlünüz ve zihniniz dolu değilse eliniz hiçbir şeye aracılık edemez. Plastik sanatlar dediğimiz hayatımızı bununla yürütme dönemi başladığında ki bu işte yine bir 20 yıllık döneme teşmil ediyor ufak ufak. Plastik sanatlarla uğraşıyorsunuz. Güzel. Formlar, resim vesaire. O da güzel. Peki hangi halının üzerinde duruyorsunuz? Yani sizin üzerinizde oturduğunuz bir bölgesel ve kültürel havza var. Ve o bölgesel ve kültürel havzanın ne biriktirdiğinden, hangi etkileşimler içerisinde bir şeyler ürettiğinden bir habersiniz. Çok basit, hattını bilmiyorsunuz. Ebrusunu bilmiyorsunuz. Minyatürünü bilmiyorsunuz. Teslimini bilmiyorsunuz. Hadi bildiniz. Hadi bunları öğrendiniz. Yetmez. Teslimin o formlarına hangi süreçlerden geçerek olgunlaştığını, arkasında hangi felsefi arka planların yattığını bilmiyorsunuz. Hattın o kaidelerinin hangi tecrübeler, imbik imbik hangi tecrübelerle oluştuğunu, onun arkasında yine hangi inanç, düşünce ve kavrayış ilişkilerinin bulunduğu hakkında bilgi sahibi değilsiniz. Mimariyi anlamamışsınız. Sonra bu ülkede bir sanatçı olarak plastik sanatlar alanında eser vereceksiniz.
ürün vereceksiniz ve söyleyeceğiniz söz buraya söyleniyor olacak ama dünyaya söyleniyor gibi bir özellik taşıyacak. Mümkün değil. Eğer bu birlikteliği üzerinde yürüdüğünüz bu halının, bu atmosferin, bu havzanın bu özelliklerini derinlemesine kavramadıysanız, farkında değilseniz, bunun üzerinde emek harcamadıysanız, atacağınız her fırça darbesi boşa atılmış bir fırça darbesidir. Bunu çok açık ve net söylüyorum. Koyacağınız her nokta hiçbir zaman bu kültürün üretmiş olduğu noktalara benzemeyecek olan bir noktadır. Kendinizi süreç ve kültürel güçten bağımsızlaştırmaya çalıştığınız oranda aslında ayrıksılaşmaya başlamışsınızdır. Kavramamayan en önemli şeylerden bir tanesi şu bence. Çok devrimci, çok isyankar, çok söylemi kuvvetli olan batık sanatı da dahil olmak üzere bu sanatların böyle olmasını sağlayan en önemli neden geçmişiyle olan kurdukları ciddi bağdır. Bu ciddi bağ olmadan devrimci olamazsınız kardeşim. Bu ciddi ilişkiyi kavramadan yeni bir şey söyleyemezsiniz. Hatta bunu anlamadan buna karşı dahi gelemezsiniz. Anlamadığınız şeye nasıl karşı geleceksiniz? Onu nasıl yargılayacaksınız? Onu nasıl dönüştüreceksiniz? Galiba benim en büyük derdim bu oldu bir sanatçı olarak. Bu derdimi hala muhafaza ediyorum. Ya da iyi ki böyle bir derdim var diyorum. Çünkü bu dert bana önüme pencereler açıyor. O rüyalarımı, o hayallerimi, onların gerçeklikle olan ilişkilerinin hakikaten, altını çiziyorum, hakikaten, hakikat itibariyle ne olduğunu hissetme. Kavrama çok iddialı bir kelime olur. Hissetmeme neden oluyor. Dünyaya bir şey söylemek istemenin en önemli merkezlerinden birisi burası bence. New York filan değil. Bunu iyice anlaşılmasını istiyorum. New York belki bir metropol olarak dünya plastik sanatlarının şu an itibariyle hem koleksiyon hem de birikim itibariyle oldukça önemli merkezlerinden biri gibi gözükebilir.